Aşk 101'in Netflix'e çıkacağını ilk duyduğum zaman inanılmaz heyecanlanmıştım. Sanırım ilk karantinanın 3. haftası falandı ve fragmanı izlemeye YouTube'dan Instagram'a her yerde dayatıldığım için deli gibi dizinin çıkacağı günü bekliyordum. İlk sezonu çıktığı gün izleyip bitirdim ve hemen arkasında da düşüncelerimi anlatan bol teorili bir video çektim. Aynı hafta sonu videoyu bu küçük kanalımda paylaştım ve bir bakmışsın bu video 18.000 izlenmeye ulaşmış. Önümüzdeki 2 ay boyunca ben bu bahsettiğim videonun altında deli gibi sizlerle ikinci sezonda neler olabileceğini tartıştım ve ana teorilerden biri olan Sinan Öldü teorisinden 99 depremine kadar 1001 türlü teori hakkında kafa yürüttük. Yürüttük yürütmesine ama... O hafta sonlarından tam olarak 1,5 yıl geçti ve Netflix... Dün ikinci sezonu yayınladı Aşk 101'in ve bu sezonda artılarıyla da eksileriyle de dolu dolu bir sezondu. Merhaba, ben Zeynep ve bugün sizlere Aşk 101'in ikinci sezonu hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle şarkı kullanımları geçen sezonki gibi çok güzeldi. Teoman'dan Ünbel Histua'ya sahneler için yapılan şarkı seçimleri gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle şu an arkada duyduğunuz Sophie Fetokakis'ten How They Fall aynı anda hem huzurlu ve mutlu hem de inanılmaz buruk ve hüzünlü hissettiren bir şarkı. O nedenle final sezonunda şarkıyı geçen sezona kıyasla daha çok kullanmalarını çok yakıştırdım. Teoman şarkısı kullanımı demişken Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kimyasını konuşmadan geçemem. Geçen sezonda partner olduklarından beri kendilerini tekrardan Burcu ve Kemal Hoca olarak görmeyi inanılmaz bekliyordum. Hem bu sezon karakterlerini ve ilişkilerini ana beşliğimizin herhangi bir etkisi olmadan organik bir şekilde gelişmesini gördük. Ve gerçekten bu sezon hakkındaki en sevdiğim şeylerden biri bu oldu. Bu sezon bu çiftin ve sonrasında mutlu mesut yaşadılar. Rından sonrasını görüyoruz. Ve bence Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş çiftlerinden, en iyi işlenmiş ilişkilerinden biriydi Burcu Hoca ve Kemal Hoca'nın ilişkisi. İki tarafında hem haklı hem haksız olduğu durumlar vardı. Burcu'nun kendi kendini sabote etmesinden tut, Kemal'in Burcu'nun bu endişeleriyle empati kuramamasına. İletişimsizlik hikaye unsurunun mükemmel bir yansımasıydı. Gelelim Işık ve Sinan çiftine. Yani diğer adıyla Türk televizyon tarihindeki kalbimi tamına vereceğim tek çift. Zaten acıların çocuğu olan Aşk 101 Sinan ilk sezonun tartışmasız starıydı. Dedesiyle kaldığı yılda yaşadıklarından, dizi tarihinin en boktan babaları listesinde net ilk 5'e girecek babası ve eşi Nihal'in bitmek bilmeyen istekleriyle uğraşmaktan, ilk sezonda edindikleri görev dışında en çok tanıdığımız o olmuştu. Keşke ama keşke... Bu enerjiyi ikinci sezonda da görebilseydik. Sinan karakterinin yaşadıkları bir hayli duygusal yara yaratabilecek şeyler. Ancak dizi geçen videomda da bahsettiğim bir olumsuzluk ağında takılı kaldı bu sezonda. Yalıya gelip bir sürü şeyi alıp kendi sevgililerine veya işte kimse artık onlara götürmesine ne kadar boktan bir aileye sahip olduğunu görüyorsun. Ama mesela Osman'ın ailesiyle, Osman'ın genel olarak karakteriyle bayağı sonradan karşılaşıyorsun. Ve Osman'ın hani tam olarak nereden geldiğini bilmiyorsun. O yüzden orada birazcık sıkıntı vardı. Kerem'de yine birazcık daha inilmişti bu konuya. Eda'da zaten birazcık yine iniyorsun. Ama hani bu hep az az. Ben sanırım bundan birazcık rahatsız oldum. Birazcık daha derinlik katılabilseydi bence daha güzel olabilirdi dize. O yüzden dediğim gibi gelişmeye açık bir olumsuzluk. Sezonda bir önceki sezondaki favorilerin üzerine çok düşünmediğini görüyoruz. Sinan ve Işık'ı ele alalım. Tamam hani hikaye gereği ikisinin beraber olacak sahnesi çok az olması lazım zaten. O kabulünüz. Ama Işık bazı bölümlerde yoktu bile. Vardıysa da ben hatırlamıyorum. Çünkü hani o kadar arka plana atılmıştı ki Işık karakteri. Ama o kadar fazla arka plana atılmıştı ki hani bir süre sonra bu çiftin, bu ikilinin eksikliğini hissettim ben. Yani diğer karakterlerin hayatlarının üzerine çok yakın bakıyoruz. O kadar derinlemesine bakıyoruz ki hani kesinlikle bu ikili, Sinan ve Işık ikilisi bence çok fazla geriye atılmıştı. İlk sezonda bu denge veya daha doğrusu dengesizlik Sinan'ın yararınaydı. Ama şimdi ikinci sezonda tamamen Sinan geri plana atılmış. Böyle uzaktan bir kuzenimiz gibi falan yani. Seyirci için uzaktan bir kuzen Sinan. Hani böyle sahnesi olduğu zaman aa Sinan bu boklarla uğraşıyordu değil mi? Diye söyletmeye zorluyor. Bu arada her şeye rağmen ben şu iki sahneye kalbimi bıraktım.
Benim net psikolojik değerlendirmeye alınmam lazım. Bu karakterler benim için neden bu kadar şey ifade ediyor? Bu sezonda öbür karakterlerin yani Eda'nın, Kerem'in, Osman'ın çok fazla ön planda olması, Sinan'ın geri planda olması, Işık'ın geri planda olması ve ilk sezonda da Sinan ve Işık'ın bu kadar önde olması dizinin en büyük dengesizliklerinden biriydi bence. Ve merak etmeyin, dizinin en büyük dengesizliğini ileride paylaşacağım. Mektuplar. Bu çifti o kadar umursamıyorum ki. Çok özür dilerim. Gerçekten umursamıyorum. Dizinin büyük bir kesimini oluşturan bu çiftin bu sezon gençlik aşkını izliyoruz. Ve ne oluyor sonra? Bir bok olmuyor. Bütün sezon bunlar deli gibi bize aşık olduklarını gözümüze soktular. Ama sonrasında zaten tahmin ettiğim gibi yürümemişler. Yürütememişler. Sezonun ana temasından en büyük kopuşları da bu çifti izlerken gördüm. Sonuçta konu ışığı okula geri almak ve Necdet'i tahtından indirmek. Ama bu ikilimiz bir ara sığacağa gidecek vakit bile buluyor maşallah. Ancak ikisini bir ara tutmaksızın eleştirmem gerekirse Eda'nın bu sezonun sonlarına doğru Beyaz Atlı Prens'in beni gelip kurtarmasını beklemek, ön yargısını, kırmasını izlemek çok eğlenceliydi mesela. Eda'nın o konuda öyle bir şekilde kendi kendine çabalayan, kendine bir yol çizmeye çalışan Eda olmasını, o şekilde ön planda olmasını tercih ederdim. Onda görmek istediğim bir karakter gelişimiydi ve izlemesi bence inanılmaz zevkliydi. Kerem'e gelirsek... Ben hala çocuğun kaset dinleyerek ilk yüze girmesinde kaldım. Evet, sanırım bu konu hakkındaki düşüncelerim için videoyu tıkladınız. Dizinin başlamasından bile önce Osman'ın gay olup olmaması, Shakespeare'den sonra en çok sorulan olmak ya da olmamak sorusu olduğundan tüm gözler Aşk 101 vs. Rütük kombatına dönmüştü. Ve hani bayağı da korkulu bir savaştı düşündüğün zaman Rütük bayağı Netflix'i kapatmaya falan iteliyordu. Öyle bir iddiası vardı. Ve aynı zamanda hani oyunculara falan mail geliyordu. Ben filme gitmeden önce de takip ediyordum. Ona da mailler falan geliyordu. Kapanmıyoruz diye öyle açıklama yapmak zorunda kalmışlardı. Bu kadar spekülasyon üzerine... Bir de dizinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı bile şüpheliyken... Gönderiz herkese. Umarız ikinci sezonu da en az birinci sezon kadar seversiniz. Ve umarım bu sezon içinde tekrar görüşürüz. Bir gün yayınlanırsa görüşürüz o zaman. Güneş abi, Mert. Tebrik ediyoruz. İkinci sezon fragmanı ilk çıktığında Twitter'da okuduğum kadarıyla çoğumuzun aklından şu sözler geçmiştir. Aa, Osman'a kız arkadaş yazmışlar. Küçük bir kesim bu konuda heyecanlanırken öbür büyük kesim inanılmaz hayal kırıklığına uğramıştı. Sezonun tamamen yayınlanmasını bekleyen ben ise iki gün önce sonunda yayınlandığı zaman sadece şunu düşündüm. Aman Allah'ım, ne kadar da zorlama bir ilişki bu! Ya ilk sezonu en azından benim için güzel yapan şeylerden biri, unsurlardan biri Işık ve Sinan çiftiydi. Ve bu çift genel olarak zaten en çok yakıştırdığım Türk televizyon dizisi çiftlerinden biri olduğu için şu an onlardan birazcık örnek olarak gideceğim. Ama onların ilişkisi o kadar doğal bir şekilde ilerlemişti ki yani Işık'ın zaten böyle ruhunda, kanında falan vardı böyle anne rolü üstlenmek, şey yapmak, böyle insanlara bakmak, insanların yaptıklarını önemsemek, onlara yardımcı olmak. Ve o yüzden Sinan'la olan ilişkisi zaten öyle başladığı için ben çok 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 seviyordum o çifti. Osman'a ve Elif'e döndüğümüz zaman ise sudan çıkmış balık gibi sosyal hayatı anlamaya çalışan bir Elif'e ve işi yine başından aşkın Osman'a dizi senaristleri tarafından hadi sizi de aşık edelim bakalım muamelesi gösterilmiş. Senaristlerin bu muamelesini Işık, Sinan, Kerem ve Eda dörtlüsünün seyirciye 2 dakikada bir bakın bunlar birbirini seviyor mesajını yolladığı sahnelerde görüyoruz. Ya bence bir süre sonra biz resmen salak yerine konduk yani senaristler tarafından. Ama enemies to lovers yapmaya çalışmışlar ilk başta düşmandan sevgiliye tropunu, hikaye unsurunu. Olmamış. İlk sezondan var mı bir şey teması vardı hatırlıyorsunuzdur belki Eda ile Kerem'in falan filan vardı. Onu yapmaya çalışmışlar, olmamış. O aptal pide sahnesi. Pideler hazır ha? Osman Bey işlerini bilirler. Çok lezzetli tabii de yazılacaklar eminim ben. Hiç sakınmam, mis gibi de yerim. Aynen. Electric chair.
Yani birbirine bu kadar uzak, bu kadar şey olan iki karakterin birbirine bu kadar aşık olması. Ya Osman ve Elif çifti bence bizim ekranlarımıza zaman harcamasından başka bir şey değildi. Özellikle son sezonda yani. Bir de şu açıdan da çok üzgünüm çünkü Osman'a mesela aşık olmak çok yakışmıştı. Böyle şey sahnesi falan vardı ya hani. Toparlandım geldim güvenliğe fındık veriyor yine fındık uzatıyor. Güvenlik diyor ki abi bugün pazar. İnanılmaz yakışmıştı Osman'a aşık olmak. Zaten dizinin ismi Aşk 101 yani. O yüzden Osman'a böyle bir sevgili yapmaları çok hoş. Ve Selahattin Paşa da gerçekten çok güzel oynamış. Aşık genç kafasını. Ancak bu ikisi birbirinden o kadar bağımsızdı ki, o kadar zorlama bir ilişki içerisindelerdi ki bir süre sonra izlemekten gerçekten gına geldi. Yani şakasız ikinci sezon Aşk 101 neyi anlatıyor diye sorduğun zaman aklıma ilk ana beşliden veya hani Burcu ve Kemal'den önce Elif gelir ya. Elif kim? Osman'a sırf internette gay headcanon yaptık diye 8 bölüm boyunca alakasız bir kızın ailesiyle olan zorluklarını, tutkusuyla alakalı olan zorluklarını izledik. Bu sezon sanki adını Feriha koydum, Emir'in yolu ama adını Feriha koydum diye bir dizi hiç olmamış ve biz sadece Emir diye bir dallamanın yolunu izlemişiz gibi geldi bana. Ve ayrıca ben Elif karakterinin gerçekten kendi mücadelesini, kendi şeyini, karakterini izlemek çok isterdim. Ya ama zaten bu dizi yürüyen bir hedef tahtası. Bu dizinin yürüyen hedef tahtası olan dizinin bu sezonu son sezon. Zar zor çıktı o da. Yani gerekli miydi gerçekten? Şimdi teorime geçiyorum. Teorim şu. Bence yetişkin ışık mektupları atıyor insanlara. Sadece 3 kişiye gidiyor bu mektup. Bence Sinan öldü. Bence Sinan öldü ve bunu neden düşünüyorum? 1. 3 kişiye gitti mektup gördünüz. Hatta biri hapisteydi o yüzden zaten gelemeyecek. Evet ben çok büyük hata etmişim. Ancak yenilgimi kabul etmeden önce ben şunları belirtmek istiyorum ki İlk sezonda bu mektuplar Osman, Eda ve Kerem'e gidiyor. Bir önceki videonun da dediğim gibi yorumlarda yazmıştım ama bir tanesinden de bahsetmiştim de. Bu mektuplardan biri cezaevine gidiyor. Öbürü tarlada çalışan birine gidiyor. Yani evet Kerem ceza avukatı ama gerçekten cezaevi şeyinin içerisinde, koğuşunun içerisindeki bir adama gidiyor yani. Gerçekten geçen sezon yazdıklarını unuttu mu? Yoksa insanlar bu kadar fazla bu noktaları birleştirdikten sonra dediler aa bunlar böyle böyle oldu dedikten sonra karakterler için düşündüğü yolumu değiştirdi. Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Birinci ve ikinci sezon arasında kopukluklar var. Bence. Ve ayrıca mesela bir şey daha var. Eda mesela ilk sezonun sonunda ben bir bok beceremedim diyor. Abi New York'ta grafiker olmak bir bok becerememek mi? Sen Eda nasıl bir hayat yaşıyorsun? New York'a gitmek için götümü satarım yani. Öyle diyeyim. New York'un kaldırım taşı olmak için gerçekten götümü satarım. Neyse. Bence kopukluklar vardı. Ve burada hayranların bir payı var demek geliyor içimden ama bilemiyorum. Şimdi soracaksınız. Tüm bu negatiflere rağmen bu sezonu savunmaya, pozitif yanlarını göstermeye devam mı edeceksin gerçekten? Evet, analiz yapıyorum sonuçta. Sezonun en sevdiğim diğer yanlarından biri ise okudukları lisedeki ana beşli dışında yaşanan olaylar oldu. Gerçekten sınav stresi yaşayan çocuklar. Galiba bir Türk dizisinde ilk defa görüyorum. Deli gibi ders çalışan, kendine sınav konusunda bu kadar yüklenen, deneme sınavlarının sonuçları koridorda asıldığı zaman koşa koşa nasıl yaptığına ve yapamadığına bakan. Kanalımın izleyicilerinin çoğu, er ya da geç üniversite sınavı gerçeğiyle yüzleşeceği için bu konu hakkındaki düşüncelerimi söylemek benim için çok önemli. Bana en çok dokunan sahnelerden biri şu oldu. Okul birincisi çocuğun Burcu Hoca ile konuştuğu, senden değerli hiçbir şey yok Nilkara İbrahimgil güzellemesine öğretmen maaşı kaç gerçekliğiyle cevap vermesi. Sadece bu sahne bile bu ülkenin gençlerinin kafasındaki başarı kavramının devlet tarafından ve devletin sistemleri tarafından ne kadar da zehirlendiğinin bir kanıtı olmuş. Geçen sezonki bence en güzel mesajlardan biriydi Biricik'sin sen kendinin değerini bil mesajı. Ve bu sezonda aynı mesajın farklı bir medyumda, farklı bir kontekste verilmiş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Özellikle bu kontekstin üniversite sınavına hazırlık yani üniversite sınavına giriş senesinde olması gençlere gösterilmesi gereken şey. Çünkü hani iki sene önce geçtiğim bir dönem olmasına rağmen arada insan unutuyor. Evet.
Aşk 101'in ilk sezonunu ben üniversite sınavına hazırlanırken, hani zaten ilk kapanmada, Mart 2020'deki ilk kapanmada yayınlandığı zaman direkt izlemiştim dediğim gibi. Ve hani belki de dizinin yaş grubumu anlatmış olmasından veya benim direkt o sırada sınava çalışmaktan başka bir şey yapmadığımdan ötürü yeni bir diziye başlama korkum, yeni bir diziye bağlanma korkum olduğundan ben Aşk 101'i en az 10 kere falan bitirdim. Hayatsızdım ve hani şaka yapmıyorum, gerçekten başka bir diziye kendimi kaptırıp kafamın başka bir yerde olmasından, çünkü yapıyorum maalesef. Maladaptive Daydreaming'dim ve hani gerçekten bana bir süre sonra mesajlarıyla çok fazla dokunan bir diziydi. Konfor dizimdi. Konfor dizi tanımını biliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan internetten bulayım. Açıklayayım konfor dizisi tanımını. Konfor dizisi sizi daha iyi hissettiren ve rahatlatan o dizidir. Üzgün veya mutsuz hissettiğinizde açıp izlediğiniz ve izlerken rahatlayıp ilk halinizden daha huzurlu bir hale sokan dizidir. Evet, bildiğim kadarıyla Friends, How I Met Your Mother, bunlar insanların bayağı büyük konfor dizileri. Çünkü geri dönüp hani komik bölümlerini açıp izleyeyim veya bu karakteri çok seviyorum, bu karakterin ön planda olduğu bölümü açıp izleyeyim dediğimiz dizilerden birkaçı, en azından bu ikisi. Aynı zamanda Türk televizyon tarihinde de sana bir sürü vereceğim, böyle bir jenerasyonun üzerine bir etki yaratmış, hala peşinden kovalanan Kaçak Gelinler de aynı şekilde. Açıp açıp tekrardan izleyen bir sürü insan biliyorum. Twitter'dan görüyorum, gerçek hayattan biliyorum. Konfor dizisi böyle bir şey ve Aşk 101 de benim konfor dizim. Sinan, Işık, Burcu karakterleri özellikle benim gerçekten konfor karakterlerim oldu. O yüzden ilk sezonu bana bayağı dokunmuştu. O sıradaki anlamsızlık, bir de hani ne olacağını bilmiyorduk. Ben o dönemde, yani Aşk 101'i izlemeye başladığım zaman da 2 aydır falan evden çıkmıyordum, odamdan çıkmıyordum. Evet, ben de introvert, ben de içi dönük bir insanım ama çok değişik geliyor tekrardan baktığımızda. Çünkü hani en azından ben şu an mesela dışarı çıkma iznim var. O sırada yoktu, dışarıda çıkamıyorduk yani. 18 yaş altı çıkamıyordu en azından. O yüzden bu minik diziye böyle bir minik veda videosu çekmek istedim. Ne kadar ikinci sezonu birazcık beklentilerimin altında kalsa da. Ama şaşırmıyorum biliyor musunuz? Çünkü hani bir dönem boyunca herkesin gözleri Aşk 101'in üzerindeydi. Yani şakasız. Rütük'le durumlara ne olacak diye bakılıyordu. Netflix'in Instagram sayfası. Netflix'te herhangi bir gönderi attığı zaman yorumlara admin Aşk 101'in ikinci sezonu ne zaman diye yorum atılıyordu. O yorumlar. Sırf o yorum vardı bazen. Bir de aynı zamanda belki görmüşsünüzdür son zamanlarda. Yani 2-3 gün önce falan oldu galiba bu olay. Aşk 101 posterlerindeki kadın karakterlerin yüzlerine şey yapılmış. Hani kadın düşmanlığı ve anti-LGBT propagandası ile yürütülen bir ülkedeyiz. Yani ben artık şaşırmıyorum ama gerçekten çok üzülüyorum. Böyle güzel işlerin bir tesir altında, böyle bir tesir altında kalmış olması benim için çok üzücü. Çünkü hani girmek istediğim sektör bu sonuçta ve bu sektöre nasıl bir değer verildiğini görmek. Ama düşüncelerimi toparlamam gerekirse, gençlere verdiğim mesajlardan ötürü, sırf gençlere de değil, genel olarak verdiği hayat derslerinden ötürü, karakterlerinden ötürü, şarkılarından ötürü, Aşk 101 benim için çok ayrı bir yeri olacak onun. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu hazırlamak benim için çok eğlenceli oldu. Çünkü bu dizi hakkında gerçekten dediğim gibi çok fazla düşüncelerim var. Sizin düşüncelerinizi de duymak çok isterim. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Siz ne düşündünüz ikinci sezon hakkında? Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bunun gibi bir sürü dizi film yorumu yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda küçük küçük vloglar da ekliyorum araya. Evet, benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.